Herkese selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Keyfiniz nasıl? Umarım iyidir. Bu videoda sizlere Instagram'ın 11 Mart Cuma günü getirmiş olduğu, yani daha erken de olabilir ama ben Cuma diye hatırlıyorum, SEO'ların önemini anlatacağım sizlere. Yani SEO da bu arada anahtar kelimeler oluyor. Bildiğiniz gibi anahtar kelimeler Instagram'da aşırı bir işlevi yoktu. Fakat artık aşırı işlevlendi. Bunları zaten biraz sonra bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz ve istek videolarınız veya sorularınız varsa da tabii ki yoruma yazabilirsiniz. Şimdi hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar, eskiden Instagram'da bir şey arattığınızda burada hesap bulmaya çalışıyordu, etiket bulmaya çalışıyordu, yer bulmaya çalışıyordu. Yani bunları harmanlayarak bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde gelen başlıca özelliğiyle artık bunlar biraz değişti. Artık etiketler de önem kazandı. Yani bunlara da SEO deniyor. Instagram'a bu SEO'nun gelmesiyle arkadaşlar artık anahtar kelime olarak bir şeyleri aratabiliyorsunuz. Yani bu tabii ki de eskiden vardı. Örneğin hashtag yazıp istediğinizi yazıyordunuz. Fakat bunu ya etiketler kısmına girmeniz gerekiyordu ya da başına hashtag eklemeniz gerekiyordu. Diğer türlü çıkmıyordu ve orada da bir sürü paylaşım oluyordu. Yani biraz karışıktı. Fakat artık YouTube gibi oldu bu arkadaşlar. Yani örneğin nasıl yapılır diyorsunuz, YouTube'da bir sürü nasıl yapılır etiketi girilmiş videolar çıkıyor. Instagram'da da bu şekilde oldu. Nasıl yapılır diyorsunuz ve videolar çıkıyor. Eskiden bildiğiniz gibi hesap olarak arıyordunuz genelde. Etiketi olarak aranma çok azdı. Yani bu başlıca özelliğiyle bu değişmiş oldu. Bu arada arkadaşlar artık şu çok önem kazandı. Yapay zeka da artık biraz daha buna önem vermeye başladı. Yaptığınız paylaşım, yaptığınız içerikle açıklama kısmının bağlantılı olması. Yani arkadaşlar mesela video komik bir eğlence videosu. Fakat etiketlerde nasıl yapılır var. Burada yapay zeka sizi fark ediyor ve siz artık aşağılara düşüyorsunuz. Yani artık içerikle açıklama tamamen örtüşmeli, yani mükemmel yapmaya çalışmanız. Alakasız şeyler girmemeniz çok önemli. Bu arada bunlar tabii ki de daha fazla kitleye sahip olmanızı sağlıyor. Ve tabii ki de takipçi arttırmayı sağlıyor. Peki arkadaşlar, üst sıralara çıkmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle artık dediğim gibi anahtar kelime kullanmalısınız. Eskiden işe yaramıyordu fakat şu anda bayağı bir işlev kazandı. Fakat bunu aşırıya kaçmadan yapmanız gerekiyor. Yani böyle 50-60 tane girip de saçma sapan etiketler girmemeniz gerekiyor. Zaten sınır 30'du sanırım. Mesela 10 tane yeterlidir. Ama bunu birebir videonuzla alakalı olarak yapmanız lazım ki üst sıralara çıkabilin. Bu arada bunlar illa hashtag olmak zorunda da değil. Örneğin YouTube'da da bir şey arattığınız zaman açıklamada normal bir kelime yazar ve onun altı çizili olur. Yani artık tüm kelimelerinizi özenle seçmeniz gerekiyor. Bu arada bazen metinler anlamsız olabilir. Çok sıkıntı etmeyin. Genelde YouTube'da da bu şekilde yapılıyor zaten. Özellikle yeni başladıysanız cümlenin anlamı pek önemli olmuyor. Özellikle baştaki cümleler için. Bir diğeri ise arkadaşlar biyografinizde, yani bio'nuzda yaptığınız paylaşımlarla alakalı etiket girebilirsiniz. Bu da sizi artık biraz daha üst sıralara taşıyacaktır. Fakat içeriklerinizle alakalı girmeyi unutmayın. Eğer arkadaşlar içeriklerinizle alakalı girmezseniz Instagram bu konuda sizi daha da aşağılara çekebilir. Yani kısaca arkadaşlar bu kadar. Ayrıyetten de başlıca kısmındakileri göz atabilirsiniz kabaca ve onlara benzer içerikler üretebilirsiniz. Evet arkadaşlar, geldik videonun sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sonuna kadar izlediyseniz çok sağ olun. Instagram'da bence bu devrim olarak nitelendirilebilir. Bu arada artık Instagram için metinleri daha da güzel girmeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi anahtar kelime kullanımına önem göstermeniz gerekiyor. Videonun sonuna geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz aşağıdan zili de açabilirsiniz. Ayrıca istek videolarınız varsa veya sorularınız aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. Yorum atabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.